Sizlerle arkadaşlar serbest düşmeden birkaç tane soru sorayım. Vaktimiz dolana kadar arkadaşlar sizlerle soru çözmeye devam edeceğim bu şekilde. Şöyle bir soru var serbest düşmede. Diyor ki, hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda H1 ve H2 yüksekliğinden aynı anda serbest bırakılan kale cisimleri sırasıyla 3T ve 2T sürede yere varıyor. H1 bölü H2 nedir? Şimdi çocuklar, bunun 3T, bunun 2T sürede geldiğini söylüyor. Bunu şöyle çözebilirsiniz. H eşittir 5T kareydi. H2 de arkadaşlar ses gidip geliyor. Bir saniye o zaman bir çözüm bulalım. Bakalım kulaklığımız işe yarayacak mı? Şimdi daha net geliyor mu çocuklar? Herhangi bir problem var mı? İnşallah sıkıntı yaratmaz. Şimdi arkadaşlar şu kısımda devam edeyim. İkincisi H2 5 çarpı 2T'nin karesinden cevabı 9 bölü 4 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar burada biz konumuzla alakalı konuyu anlatırken şöyle bir size not yazdırmıştım. Demiştim ki serbest düşmeye bırakılan cisimlerde yüksekliğin karekökü zamanı yani H'ta T ise 2H'ta 2T'dir. Pardon, kök 2T'dir. 3H'ta kök 3T'dir gibi devam etmiştik. Bunu tersten okursak zamanın karesi de arkadaşlar yükseklik demektir. T'de H ise 2T'de 4H, 3T'de 9H diyerek gider. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4H diyebilirsiniz. Hadi diyelim ki bunu da unuttunuz. Arkadaşlar, bunu şöyle de çözebilirsiniz. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim düzgün hızlanacağına göre H, 3H, 5H yollarını alacaktır. O halde bu 2T, H, 3H'tır. Buranın toplamı arkadaşlar 9 yapar, buranın toplamı da 4 yapar. Yine 9 bölü 4 olarak rahatlıkla bulabiliriz. Hatırladık mı çocuklar? Problem var mı? Peki, devam ediyorum. İkinci örnek. Buna gerek yok. Evet, hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda düşey yukarı atılan bir cismin acaba yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşuz. Arkadaşlar, yukarı doğru attığınız bir cisim hayal edelim şimdi. 1 ve 0 hızıyla attım. Yere aynı ve 0 hızıyla çarptı. Değil mi? Peki. Diyor ki 1. Tepe süresine ulaşma süresi, tepe noktasına ulaşma süresi, yere iniş süresine eşittir. Arkadaşlar, hava sürtünmesi önemsenmediğine göre bu doğrudur. 2. Hareketi süresince ivmesi sabittir. Doğrudur. Yer çekimi ivmesidir çünkü. Hareketi süresince ortalama hızı, arkadaşlar ortalama hızı başladığı noktaya geri döndüğüne göre yer değiştirmesi sıfırdır. Diyor ki atış hızının yarısına eşittir. Yanlış. Çünkü hız vektöreldi. Vektörel büyüklüğü de arkadaşlar zaten sıfır olacaktır. Bunu biraz önce sorduk. 5H yüksekliğin karekökü kök 5T. 3H kök 3T'dir. Bölersek kök 5 bölü kök 3 olarak buluruz. Buna gerek yok. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda serbest bırakılan bir cisim 4. saniye içinde aldığı yol kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar ben şöyle birkaç tane serbest düşmeye bakayım. Birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. Tam olarak bizden burayı soruyor. Peki, 5, 15, 25,
35. Hadi arkadaşlar, burada cisim 4. saniye içerisinde ne kadar yol alıyor? 35 metre yol alıyor. Peki. Buna gerek yok. Diyor ki hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda yerden 50 metre bölü saniye hızla bir cisim yukarı doğru fırlatılıyor. 7. saniyenin sonunda yerden kaç metre yüksektedir diye soruyor. Arkadaşlar bunu şöyle yapabilirsiniz. H eşittir ve 0 çarpı T eksi çünkü yavaşlıyor. 1 bölü 2 GT kareden H 50 7. saniye istemiş. 5 çarpı 7'nin karesi. Buradan 350 eksi 7 kere 7 49 çarpı 5 kaç yapar arkadaşlar? 5 kere 9 45. Nerede var 4? 4 kere 5 20. 24 245 mi yapar? Çıkarırsanız 105 mi yapar? Peki. Şimdi burada şunu yapalım. 40 ile attık. Pardon 50 ile attık. 45, 35, 25, 15, 5. Yollarını aldı. 1, 2, 3, 4, 5 saniyede çıktı. 5 saniyede indi. Toplam 10 saniye. Peki. 7. saniyede nerededir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada. Toplayalım geri kalan kısmını arkadaşlar. 45, 35, 80, 25 daha. Yine 105 metre. Dolayısıyla bu cisimimiz 7. saniyede arkadaşlar yerden 105 metre yüksekte olacaktır. Bu yine bizim için özel bir soru. Arkadaşlar, Y cismi yerden 30 metre bölü saniye hızla yukarı fırlatıldığı anda X serbest bırakılıyor. Kaç saniye sonra karşılaşırlar diye soruyor. Arkadaşlar, bunların karşılaşana kadar geçen sürede aldıkları yolların toplamı yani 45 hızlarının toplamı çarpı zamandı. Burada neden yer çekimi ivmesine bağlı olmadığını nehir probleminde söyledik, düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan hareketlerde söyledik, hepsinde ispatlamıştık. Buradan 45 eşittir 0 artı 30 çarpı t. Buradan t kaç çıkar? 1,5 saniye olarak bulunur. İspatını isteyen olursa daha sonra ispatını atarım. Peki, hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim L noktasından geçerken 2 ve M noktasından geçerken 3 ve hızına sahip olmaktadır. Buna göre KL ve LM aralıklarının mesafelerinin oranını soruyor arkadaşlar. Peki, buradan 0'dan 2V'ye H 3H, 2V'den 3V'ye 5H yolunu almayacak mı? Dolayısıyla cevabımız 4 bölü 5 olarak hemen bulunur. Veyahut da hızın karesi yüksekliktir. 4H, 3'ün karesi 9H. Geriye de arkadaşlar 5H kalır. Yine 4 bölü 5 olarak rahatlıkla cevaplayabiliriz. Peki. Gerek yok ona. Bundan çıkalım şimdi. Yatay atıştan yapalım biraz. Yerden H kadar yüksekten 40 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılan cisim yere 50 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Arkadaşlar şimdi burada şunu hatırlıyor muyuz? Yatay olarak atılan bir cismin yataydaki hızı hiçbir zaman değişmez. Yani burası arkadaşlar 40 metre bölü saniyedir. Düşeyde ise 30 metre bölü saniye hız kazanmış demektir. Peki düşeyde arkadaşlar 0'dan 30'a 5, 15, 25 metre yol almamış mı? Toplamı kaç yapar arkadaşlar? 40, 45 metre olacaktır. Peki. Veya bunun hız zaman grafiğini de çizebilirsiniz. Fark etmez. Geldik arkadaşlar şu soruya. Bir cisim şekildeki K noktasından ve L noktasından 2V hızıyla yatay olarak atıldığında aynı noktada yere düşüyorlar. Bakın aynı anda demiyorlar arkadaşlar. Bunu diyemezler zaten. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır? Arkadaşlar aynı yol aldığına göre bu havada T süre kaldıysa bu havada 2T süre kalmak zorundadır ki X eşit olsun. Peki T'de H ise 2T'de burası 4H olması lazım değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burası da kaç H'tır? 3H'tır.
O halde cevabımız 3 olarak bulunur. Benzer bir soru gerek yok. Peki, sürtünmesi önemsiz ortamda 80 metre yükseklikten diyor. Hemen 5, 15, 25, 35. Havada 4 saniye kalmış. 4 saniyede 120 metre gittiğine göre 4'ü neyle çarparsam 120 yapar arkadaşlar? 30. En son arkadaşlar 4 saniyede çarptığına göre düşey hızı 40. Yatay hızı 30. O zaman yere çarpma hızı kaç? 50. Peki. Şimdi hangileri doğrudur diye sormuş. Cisim yere varma süresi 4 saniyedir. Doğru. Çünkü 4 tane 5 sayı yazdık. Ve 0 50 metre bölü saniye değil 30'dur. Gitti. Yere çarpma hızı 50'dir. Doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olarak bulunur. Peki devam edelim. Gerek yok. Evet. Yerden h kadar yüksekten yatay ve sıfır hızıyla atılan cisim t süre sonunda k noktasından geçmektedir. Arkadaşlar şuna dikkat edin şimdi. Düşeyde h yolunu almış, yatayda 2h yolunu almış. 2t süre sonra arkadaşlar h 3h ve yatayda yine 1t süre geçeceğine göre 2h yol alması gerekmiyor mu arkadaşlar? O halde bu cisim 2t süre sonra r noktasından geçmesi gerekiyor. Peki. Devam ediyorum. K ve L noktalarından V1 ve V2 yatay hızlarıyla fırlatılan cisimler M noktasına düşüyor. K'nin yerden yüksekliği 4H, L'ninki 1H olduğuna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar, yüksekliğin karekökü zamandır. 2T, 1T. O halde 2x ve 1 çarpı 2t, x ve 2 çarpı 1t'den bölersem v1 bölü v2 1 olarak bulunur. Bakın çokça kullandığımız bir kavram, serbest düşmeye bırakılan cisimlerde arkadaşlar yüksekliğin karekökü zamandır. Bunu unutmayın. Peki bundan da çıktık. Biraz da eğik atalım bakalım şimdi. Buna gerek yok. Evet. Şekildeki düzlemde hız vektörleri verilen K ve L cisimlerinin havada kalma sürelerinin oranı soruluyor. Arkadaşlar, bir cismin havada kalma süresi düşey hızıyla alakalıdır. T 2VY bölü G'dir. Peki o zaman K'nin düşey hızı 4V, L'nin düşey hızı 2V'dir. O halde TK 2 tane 4V bölü G, TL 2 tane 2V bölü G'den cevabımız 2 olarak bulunur. Devam edelim. V sıfır hızıyla eğik olarak atılan cismin yörüngesi boyunca hızının en küçük değeri 16 metre bölü saniyeymiş. Şimdi arkadaşlar, eğik olarak atılan bir cismin hızının en küçük olduğu yer neresidir diye önce düşünüyoruz. Hızının en küçük olduğu yer tabii ki tepe noktası. Peki tepe noktasındaki hız yatay hız olduğuna göre burası 16 metre bölü saniye. O zaman 37'nin komşusu 16 ise karşısı 12 metre bölü saniyedir. O halde havada kalma süresi arkadaşlar 12, 1,2 saniyede çıkacak, 1,2 saniyede inecek demektir. Toplamı kaç yapar? 2,4 saniye olarak bulunur. Evet, sürtünmesi önemsiz ortamda V sıfır hızıyla eğik olarak atılan cismin 6 saniye sonraki düşey hız vektörü şekildeki gibi 20 metre bölü saniye oluyormuş. Arkadaşlar burası tepe noktası. Buradan buraya kaç saniye geçer? 2 saniye. O zaman buradan buraya kaç saniyede gelmiştir? 4 saniyede. Nereden anladım? Çünkü oraya gelme süresi 6 saniyeymiş. O halde düşey hızı kaç arkadaşlar? 40 metre bölü saniyedir.
maksimum yüksekliğini soruyor. Arkadaşlar 40'la atarsam 35, 25, 15, 5. Kaç yaptı? 60, 75, 80. O halde bu resmin çıkabileceği maksimum yükseklik 80 metre olacaktır. Gerek yok. Evet, şuna bakalım şimdi. Yerden VK, VL hızları, VM hızlarıyla eğik olarak katılan cisimlerin hız vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulur. Şimdi çocuklar, L ve M'nin menzilleri eşittir diyor. Bakıyorum, L ve M'nin menzilleri. L bu, M bu. Arkadaşlar, yatay hızlara eşit. Ama düşey hızlara eşit değil bunların. Öyle değil mi? O halde bakın, menzil dediğimiz şey neydi? Vx çarpı t uçuş. Yani Vx çarpı 2vy bölü g. Arkadaşlar, menzili bulabilmek için şimdi 2 sabit g sabit. Yatay hızıyla düşey hızını çarpacaksınız. X ile. X ile'nin yatay hızı ne kadar? 2v. Düşey hızı ne kadar? 2v. M'nin yatay hızı ne kadar? 2v. Düşey hızı ne kadar? 1v. Ya arkadaşlar, bunların menzillerinin eşit olma şansı hiç yok. Peki K ve L'nin uçuş süreleri aynı mı? Bakıyorum, K ve L'nin arkadaşlar düşey hızı her ikisinin de 2v. Doğru. L'nin atış uzaklığı en fazla. Arkadaşlar, 45 derece açıyla atılan bir cismin hem de hızı en büyükse menzilinin de en büyük olacağı kesin. K ve L'nin çıkabileceği maksimum yükseklikler düşey hızlara eşit olduğu için eşit. K ve M aynı noktaya düşer. Şimdi geldik buna. Arkadaşlar, şöyle bir not yazdırmıştım ben size. Hatırlatıyorum. Elimizde aynı hızlarla atılan iki tane cisim olsun. Bunu 37, bunu 53 dereceyle atayım. Arkadaşlar, hiç çekinmeyin. Menzilleri de eşittir. O halde kural şuydu. Eşit hızlarla birbirini 90 dereceye tamamlayacak şekilde atılan iki cismin menzilleri de eşit olur. Peki, K ve M'ye bakıyorum şimdi. K ve M'nin hızları eşit büyüklükte mi? Evet. Menzili yatay yol Beray. Peki arkadaşlar, bunun açısıyla bunun açısının toplamı 90 derece değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, bunların aynı noktaya düşeceği de kesindir. Tamam mıyız? Problem var mı çocuklar? A şıkkı doğru olmaz mı? Yatay yol, ama şimdi yatay yol şöyle hesaplanıyor. Yatay hız çarpı zaman. Zaman 2vy bölü g, düşey hıza bağlı. Şimdi menzillerin eşit olabilmesi için bu cisimlerin hem yatay hızlarının hem de düşey hızlarının eşit olması lazım. Ama L ile M'nin bakın şu ve şu. Yatay hızlara eşit, hızlara eşit ama düşey hızlara eşit değil. Dolayısıyla havada eşit süre kalamaz bunlar. Menzilleri de eşit olamaz. Tamam mıyız? Peki. Uçuş süresi hakkında bir soru sorulmuş. Diyor ki, sürtünmesi önemsiz ortamda ve sıfır hızıyla eğik olarak atılan cismin yörüngesi üzerindeki K noktasından L noktasına gelme süresi 2 saniyedir. Arkadaşlar, 2 saniye olduğuna göre yatay hızı 30'dur. Düşey hızında 40'tır o zaman. Bana ne soruyor? Uçuş süresi. Arkadaşlar, 40'sa 4 saniyede çıkacak, 4 saniyede inecek. Havada kaç saniye kalacak bu cisim? 8 saniye kalacak demektir. Peki, şimdi arkadaşlar geldik grafiklerden karşımıza çıkacak olan sorulara. Grafiğe dikkat edeceğim konusu istiyorum. Hız zaman grafiği verilen bir hareketli için hangisi doğrudur? Şimdi, serbest düşmeye bırakılan bir cismin arkadaşlar tek bir hız vektörü vardır. İki tane değil. Bunun gördüğüm kadarıyla hem düşey hem yatay hızı var. Yukarı doğru düşey atışı da tektir. Şimdi yatay atış iki tanedir. Eğik atış iki tanedir. Düşey atış bir tanedir. Peki bunlardan hangisi? Şimdi çocuklar, yatay hızı şöyle bir değerlendirmek istiyorum. V sıfır hızla attım. Yatayda V sıfır, düşeyde Vy. Peki o zaman bunun hız zaman grafiği şöyle olmaz mı? Çünkü düşeydeki ilk hızı sıfır. Yere Vy hızıyla çarptı.
yatayda VX'siz var. Dolayısıyla bu cisim arkadaşlar yatay atılmış olamaz. Eğik atılmış. Peki arkadaşlar acaba alfa kaç derece olabilir? Şimdi yatay hızı küçük, düşey hızı büyükmüş. Şimdi öyle iki tane hız bileşeni düşüneceğim ki şöyle atılacak. Bu küçük, bu büyük olduğuna göre Vx ve y'den küçükse arkadaşlar alfa kesinlikle 45 dereceden büyük olması gerekiyor demektir. Eğer bu tam olarak şurada olsaydı 45 dereceyle atılmış olurdu. Buradan atılsaydı 45 dereceden daha küçükle atılmış olması gerekirdi. Peki yine geldik arkadaşlar. Bizim daha önceki H3H'ları gördüğümüz bir basit kurala. Diyor ki K noktasına ve sıfır hızıyla eğik olarak atılan bir cisim şekilde iki yörüngeyi izleyerek M noktasına düşüyor. Peki buna göre x1 bölü x2 oranı kaçtır? Arkadaşlar H'a T sürede çıkarsam H'tan T sürede inerim, 3H'tan T sürede inerim. Dolayısıyla bu yolu T sürede, bu yolu 2T sürede almışım demektir. Peki T sürede alınan yol x ise 2T sürede alınan yol 2x olmaz mı? Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 2'dir. Problem var mı çocuklar? Ses çıkmadığına göre yok. Peki. Ve geldik şu soruya. V sıfır hızıyla şekildeki gibi eğik olarak atılan bir cismin 5 saniye sonraki hız vektörleri verilmiş. 5 saniye. Arkadaşlar buranın tepe olduğunu varsaysam buraya 2 saniyede gelmiştir. Buraya 3 saniyede gelmiştir. Peki yatay hızı kaç? 30. 3 saniyede tepe noktasına vardığına göre düşey hızı kaç? O da 30. Peki x menzilini soruyor. Arkadaşlar havada toplam 6 saniye kalır. Çünkü 3 saniyede tepeye çıkar, 3 saniyede yere iner, 6 saniye. Yatay hızı da arkadaşlar 30 metre bölü saniyedir. O halde menzil 30 çarpı 6, 180 metre olarak olur. Peki. Bunu da hallettik. Evet. Yeterince yüksekten serbest bırakılan sırasıyla R ve 2R yarıçapı KL küreleri. Bakalım. Yarıçapı R ve 2R. Bu K, bu L. Arkadaşlar bunun hacmi V ise bunun hacmi 8V olmaz mı? 4 bölü 3 pi R küptü. Aynı maddeden yapıldığına göre bunun ağırlığı Mg ise bunun ağırlığının 8mg olması gerekir. Peki arkadaşlar şimdi geldik. Buradan limit hızlarının oranını soruyor. Arkadaşlar limit hız mg eşittir ka ve kare değil miydi? Birincisi için mg k. Birincisinin yüzey alanına a dersem arkadaşlar 8mg eşittir. K bunun yüzey alanı ne kadar olur arkadaşlar? Kesit alanı 4A olur değil mi? Karesi. 4A çarpı VL'nin karesidir. Bölersem MG'ler K çarpı A'lar şunları da sadeleştireyim. VK bölü VL buradan 1 bölü kök 2. Yani kök 2 bölü 2 olarak olur. Devam edelim şimdi. Gerek yok. Evet, şunu çözelim. Çözdükten sonra arkadaşlar bakalım başka tip sorumuz varsa çözmeye devam edelim. Yoksa dersimizi sonlandırırız. Çünkü aynı tip sorular artık dönmeye başladı. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda basamak yüksekliği 10 cm, boyu 20 cm olan merdiven düzeyinde en üstte 20 metre bölü saniye hızla bir cisim fırlatılıyor. Kaçıncı basamağa çarpar diyor. Şimdi çocuklar, bu şöyle basamaklardan meydana geliyor değil mi? En tane bilmiyorum. Düşeyde 10, yatayda 20. O halde ben bu cismi buradan 20 metre bölü saniye hızla attığımda düşeyde 1H, yatayda arkadaşlar 2H yol alacak şekilde gelip çarpacak.
Eğer ben iki haşa bulursam basamağın sayısını da bulurum. Peki o zaman düşeyde haş eşittir 5t kare. Yatayda da 2 haşı 20 çarpı t'de aldığına göre buradan haşlar gider. T karenin bir tanesi gider. 10 eşittir, pardon 10t eşittir 20 olduğuna göre t buradan 1 bölü 2 saniye olarak bulunur. Bu durumda şurası x. Arkadaşlar 20 çarpı 1 bölü 2 o da 10 metredir. 10 metre arkadaşlar kaç santimetredir diye sorayım. 1000. Çünkü 1 metre 100 santimdir. Peki o zaman diyorum ki 1000 santimetre kaç tane 20 santimetreye eşit olur? Buradan kaç yapar arkadaşlar? Şurada işlem hatası yaptık mı? H eşittir 5t kare. 20'ye eşittir. Tamam. 2H eşittir 20 çarpı T. 10 tane T eşittir 20. Pardon, şurası 2 saniye. Özür diliyorum. Yazmışsınız zaten oraya. Seks, 40 metre. Yani şurayı baştan yazalım. 40 santimetreye çevirdim. N çarpı 20. 402'ye bölerseniz arkadaşlar 200. basamak olacaktır. Evet. Bu sorularda arkadaşlar sadece dediğim gibi yatay ve düşey hızları yolları eşitleyip zamanı bulursunuz. Zamanı bulduktan sonra da her şey ortaya çıkar. Aynı tip, aynı tip. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter.